Burası Güneydoğu'nun ve Doğu Anadolu'nun incisi Van Gölü. Bizim arzumuz, isteğimiz ve tüm hem ülkemizin hem bölge vatandaşlarının temennisi ve duası buranın artık terör olaylarıyla, terör olgusuyla anılmaması. Burada bu işi sık sık gündeme getirmemizin sebebi Adil Cavaz'ın plajlarını ve su kayağı tesisini. Bakın burada bu güzellikler yaşanıyor. Ülkenin dört bir yanından insanlar geliyor buraya. Burası bizim su kayağı tesisimiz. Özel idaremiz tarafından yapılan pistin hat uzunluğunun 480 metre olduğu. Bu eğlenceli bir o kadar kas gücü isteyen ve zevkli sporu burada genç arkadaşlarımızla beraber icra ediyoruz. Burasının diğer yerlerden farkı ne diye düşünürsek şudur. Şu günlerde malumunuz ülkemizin güney ve batı kesiminde 50 derece sıcaklardan bahsediliyor. İnsanlar bunalıyor, serinleyecek yer bulamıyorlar. Adil Cevaz'da şu ayın sıcaklık ortalaması 25 derece. Gece sıcaklığımız 15-16'lara kadar düşüyor. Suyun sıcaklığı gayet serin. Bizden sonra gayet gelen güzel arkadaşlar gördüler. Gerçekten bir ferahlık veriyor insana. Bu suda buz sporu yapmak oldukça haz verici. Ben tüm bölgemizin diğer illerinden spora ilgi duyan genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı, tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum buraya. Tabi bu sporun en önemli özelliği tüm kas grubunu, vücutta farklı sporlarda çalışmayan her yeri çalıştırıyor olması. Ve bir de tabi çocuk yaşlı demeden her yaş grubuna hitap ediyor olması. Güvenlik riski sıkıntısı olmayan bir spor. Kabloya bağlı bir telesiyej mantığıyla üstteki hatta tutunarak ve altta bir denge sağlayarak suyun üstünde kaymanın doyumsuz zevkini yaşıyoruz. Ben tüm vatandaşlarımıza buradan bu sporu nerede bulursalar yapmaya, tabii Güneydoğu özelimizde de Doğu Anadolu'nun tek tesisi olan Adil Cavaz'da yapmaya davet ediyorum. Buraya Gebze'den geldim. Su kayağı sporlarını çok seviyorum. Türkiye'nin birçok yerinde yaptım. Kayseri'de, İzmit'te ve Bursa'da da yaptım. Adil Cavaz'ı da gelip görmek istedim. Geldim, gördüm, kaydım. Su çok güzel. Çok güzel bir spor. Herkesin yaşlı genç demeden sporlarına ilgisinin olmasını ve özellikle su kayağını yapmasını temenni ediyorum. Ve özellikle de Adil Cevaz'ı mutlaka gelip görün. Suyu inanılmaz güzel. Çok berrak. Böyle çok güzel, yani rahatlatıcı ve kesinlikle yorucu değil. Çok teşekkür ederim. Tamam, açalım.
burası Bodrum, Marmaris değil. Doğu Anadolu'da, Van Gölü'nün kuzeyinde, Süphan Dağı'nın eteğinde cennet köşesi Adilcevaz'dır. Adilcevaz, söylediğim gibi, Süphan Dağı ile Van Gölü arasına yerleşmiş, yeşil, cevizi, kayısısı, kirazı ile ünlü bir cennet köşesidir. Buranın en büyük özelliği Van Gölü'nün, Van Denizi'nin en güzel kıyılarının burada olmasıdır. Yaklaşık 30 kilometreye varan çok temiz, berrak sularımız var, kıyılarımız var. Arkamda gördüğünüz gibi çevre ilçelerden gelen Patnos, Malazgirt, Erciş, Ağlat, Tatvan, hatta Ağrı'dan bile buraya kadar gelip bizim gölümüze, denizimize giriyorlar. Adilcevaz bir huzur kentidir. Adilcevaz gölü çok temiz, denizi pırıl pırıl, kanalizasyon problemi yok. Bunu arıtarak veriyoruz. Onun için Adilcevaz'da herhangi bir bu konuda bir problem yok. Ayrıca Adilcevaz'da su kayağı, yani su kayağı tesislerimiz var. İsteyen hemşerilerimiz, isteyen bununla ilgili kaymak isteyenler buraya kadar gelerek burada su kayağı yapabilirler. Bunun dışında Adilcevaz'ın içindeki insanlarımız misafirperverdir. Her zaman misafirlere önem veririz, değer veririz. Şimdi ve buraya kadar gelen dostlarımız, hemşehrilerimiz Süte Yaylası'nda yetişen hayvanlarımızın organik etleriyle beslenebilirler. Hakikaten ülkemizin her tarafı çok güzel. Cennet köşesi, her taraf. Ama Adilcevaz'ın ayrı bir özelliği var. Van Gölü'nün pırıl pırıl, şifalı, temiz suyuna girip o cilt hastalıklarına iyi gelen Van Gölü suyuna girdikten sonra hakikaten vücudunuz yenileniyor, tertemiz oluyor, ciltle ilgili problemleriniz gidiyor. Ayrıca bu çevrenin en huzurlu yerlerinden birisidir Adilcevaz. Adilcevaz'a tüm dostlarımızı, hemşehrilerimizi, bölge insanını bekliyoruz. Burada sizi güler yüzle bekleyen, sizleri çok seven Adilcevazlar var. Lütfen geliniz buralarda bu güzelim Van Gölü'nü 1650-1700 rakımındaki doğayı birlikte yaşayalım diyorum. Mersin'de görev yapıyorum. Memleketim tabii bu güzel yer Adilcevaz. Mersin'de de sahiller var fakat Temmuz-Ağustos aylarında inanın ki su şofben suyu gibi girilmiyor. Burada gündüz 30 derecede Van Gölü sodalı suyundan faydalanıyoruz. Akşam da yine 18 santigrat derecede rahat bir uyku uyuyoruz. İnanın ki bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Van Gölü sahillerinde, özellikle Adilcevaz'ın sahillerinde gerçekleşir. Onun için bütün hemşerilerimizi öncelikle, çevre ilçedeki hemşerilerimizi Adilcevaz'daki Van Gölü sahillerinde bu doğanın bize, Allah'ın bize bahşettiği güzelliklerden faydalanmasını istiyoruz. Gelsinler burada. Talep oldukça tabii ki işletmeciler de buraları daha da güzelleştirecekler. O yüzden Fethiye, Marmaris, Bodrum şu anda yanıyor. Akşam klimanın altında ancak uyulur. Ama biz burada yorganın altında uyuyoruz. Onun için bu muhteşem yerin kıymetini bilelim. Çevremizi, gölümüzü, sahillerimizi de temiz tutalım.